ders veriyorum. Ve ikinci bir devlet sanat akademisi var. Orada da medya gazetecilik var yeni nesiller için. Orada da ders veriyorum efendim. Kendim 30 senedir gazeteci olduğum için tabii ki Yusuf Bey gibi üstadlarımız, büyüklerimizden de örnek almaya çalışıyoruz. 10 sene önce tanışmıştık. Hatta bu Türk Dili Konuşan Gazeteciler Derneği kurmadan önce tanışmıştık. Şimdi dostluğumuz devam ediyor. İşte Yusuf Bey gibi dostlarımız sayesinde bizim çevremiz de genişliyor. Aynı sizin gibi böyle bir kıymetli dostlarla tanışıyoruz. Bu sefer de ben Belçika'dan başladım. Belçika, Hollanda, Almanya, eğer zaman varsa Paris'e de gitmeyi düşünüyorum ama onu ayrı bir, oradaki dostlarımın tavsiyesiyle ayrı bir Amerika'dan sonra projemiz olacak. Sizinle tanışmak istedik. Program yaptığın zaman Yusuf Bey de söylemişti. İşte sizinle tanıştırmaya böyle bir kıymetli bir dostumuz var, tanışmak ister, yani isterim diye. Tabii ki biz de çok memnun olduk zaman ayırdığınız için de. Ben gazetecileri Türkiye'de Türkiye'ye götürüyorum. Turizmcilikte de girişimciyim efendim. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kazakistan ve Moğolistan vekiliyim. PR Manager olarak çalışıyorum. Türkiye turizmini Moğolistan ve Kazakistan'da tanıtıyorum. Sağ olsunlar işte devlet böyle bir bizimle partner oldu. Şimdi de çalışıyoruz. Aynısını ben kapılarda işte Yusuf Bey'in dediği gibi Avrupa'ya açmak istiyorum. Ki yani Türk medyası bizim amacımız da o. Genişlesin. Buradan Hollanda'da var. BBC'de çalışan Yusuf Özkan. Almanya'da var. Almanya'da çok şey dostlarımız var. Ekim'de de ben buraya ekip olarak, heyet olarak gelmeyi düşünüyorum. Sizinle tabii ki eğer zamanınız varsa sizinle de görüşmek ve ortak projeleri nasıl yapabiliriz? Siz de Almanya'ya gelebilirsiniz. Astana bizim başkentimiz, oraya gelebilirsiniz. Ama sakın kışın gelmeyin. Astana çok soğuk. Almanya'yı İstanbul gibi düşünün. Eski başkent. Yani beraber